Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle telefonunuzu tam iPhone yapmayı öğreteceğim arkadaşlar. Play Store'dan 4 tane uygulama indirerek kanala like atıp abone olursanız çok sevinirim. Kısa keseceğim. Play Store'a girelim arkadaşlar. Buraya iPhone 4 Launcher yazıyoruz. Ben önceden yazdığım için çıktı. Buraya girelim. Yorumlar zaten başarılı arkadaşlar. Bunu yükle tıklayalım. 4.8 yıldız almış ortalaması. 1 milyon yorum içerisinde. 10 milyon da indirmesi var. Onda bir yorum yapmış. Ben de yorum yaptım hatta. Onu indirdikten sonra onun içinden 3 tane daha uygulama isteyecek. İnsin ama. İnmiş zaten. Buradan arkadaşlar şu ana menüye giderken şu yuvarlak düğmeye tıkladığınızda böyle bir sayfa çıkacak. Ana ekran uygulamasını seçin diyoruz. iOS Launcher'a tıklayalım. Her zaman tıklayalım. Ve telefon iPhone'a dönüştü. Ve buradaki iOS Launcher'a girelim arkadaşlar geri. Ekranı kapatıp bildirimler falan şifre kullanmak için başka uygulamalar daha var. Bunun kendi uygulaması var. Buraya girdiğimizde kilit ekranı, kontrol merkezi ve yardımcı dokunmatik diye 3 tane seçenek var. Buradan kilit ekranına girelim arkadaşlar. Kapata tıklayalım, tamama tıklayalım. Yükleye tıklayalım arkadaşlar. Ve bu hemen yüklensin. Zaten 4.7 yıldız almış bir uygulama. Evet, buradan çıkıyorum arkadaşlar. Ve iOS Launcher'a geri girelim. Bunun altındaki kontrol merkezini de indirelim arkadaşlar. Tamam'a tıklayalım. Yükle'ye tıklayalım. Size reklam çıkabilir büyük ihtimal. Hemen yüklensin zaten 4.82 MB'lik bir uygulama. 4.7 yıldız almış bu da. Önceki de 4.7 yıldız almıştı. Yani bayağı yüksek uygulama yıldızı. Evet, bu da yüklendi. Sonra geri gelelim iOS Launcher'a. Yardımcı dokunmatiğe de girelim. Bunu da indirelim arkadaşlar. Yükle'ye tıklayalım. Bu insan arkadaşlar, ben size nasıl yapıldığını öğreteceğim. Ve arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. iOS Launcher takılma diye bir şey yok arkadaşlar. Normal kendi arayüzünüz gibi. Yani yağ gibi akıyor. Buradan iOS Launcher'a girelim yine. Uygulamaları yükledikten sonra. Buradan arkadaşlar mesela ne yapalım? Duvar katları. iPhone duvar katları burada gözüküyor arkadaşlar. Ben şunu yapmayı tercih ediyorum. Ve iOS simgesi de orada görüyorsunuz. Çıkalım mesela arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yağ gibi akıyor. Burada widget'lar var arkadaşlar. Düzenliğe tıklayalım mesela. Bunları mesela buradan mesela yerlerini falan değiştirelim. Takvim böyle şey yapalım. Sonra çıkalım ve evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hiçbir şey yüklenme diye bir simge bir şey bile yok. Ekranı kilitle ve bildirimlere girelim arkadaşlar. Bu çok önemli. Bunu bazı telefonlar desteklemeyebilir. İzin ver tıklayalım. Bunu etkinleştirelim yukarıdan. Ekranı kilitle ve bildirimler. Bildirim erişimi diyor. Bunu izin ver tıklayalım ekranı kilitle. Sonra alta girelim. Sonra alta geldim. iOS Launcher'ı da etkinleştirelim. Onun altındaki kontrol merkezini de etkinleştirelim. Ve sonra burada reklam gösteriyor. Ben size göstereceğim şimdi ekrana kilitli ve bildirimler ne olduğunu. İlk açtığında böyle olabilir. Bir daha gelelim, bir daha açalım mesela. Gördüğünüz gibi
1400 gördüğünüz gibi arkadaşlar ekranı kilitleyip bildirimler de çalışıyor. Yani bildirimler gördüğünüz gibi. Sonra kontrol merkezine gelelim. Hızlı geçeceğim zaten. Zaten şu an memnun olmuşsunuz. Hemen bir girsin. Hemen ayarları yönlendiriyor. İzin ver tıklayalım. Yani etkinleştirelim. Şimdi başlatıp tıklayalım. Evet, bunu da gördüğünüz gibi. Kontrol merkezine bir daha girelim bakalım. Ben önceden indirmiştim. Şimdi boyuta girelim. Burada arkadaşlar sağda bir seçenek çıkacak. İşte bunu sap ayarlarından, yani boyuttan alta getirip bence yana alın. Ben yanda kullanıyorum. Sağ yanda, sağsanız yani sağ alın. Solsanız sol alın, sol altta. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi ben açayım bunu. Evet, ben sesini falan her şeyi ayarlayabiliyorsunuz ve gerçek. Bu eylemi çalıştırmak için sistemleri değiştirdiğini tamama tıklayalım. Bunu da tıklayalım. Kontrol merkezine bir daha girelim arkadaşlar. Buradan kayıt ayarı diye bir şey var arkadaşlar. Şu an sen kayıt bile birader alabiliyor. Dram hocam, dram. Sesine bir kısa. Buradan arkadaşlar kayıt ayarı bile yapabiliyorsunuz. Yani burada kayıt diye bir şey var arkadaşlar. Ben şu an kayıtlı olduğum için açmayacağım. Size normalde ben bu kayıtını kullanıyorum arkadaşlar. Bu daha iyi. Buradan kare yazı FPS ben 60 yapayım. Sonra buradan arkadaşlar titreşim falan kapatabiliyorsunuz. Müzik kontrol diye bir şey var. Buradaki altta müzik kontrolünü gösteriyor. Çok reklam çıkıyor. Size bildirimleri kapatmayı da göstereceğim. Burada müzik çalar mesela. GM müzik seçeyim. İşte Google Play müzik vardır muhtemelen. Sonra pozisyon yok. Tam bir çıksın. Çok reklam çıkıyor ya. Sonra yardımcı dokunmatik diye bir şey var. Kontrolleri özelleştirme. Buradaki arkadaşlar uygulama falan ekliyor. Mesela ben PUBG Mobile eklemiştim. Buradan silelim mesela. Bunu ekleyelim. Chrome ekleyelim. Ve gördüğünüz gibi üçü de eklenmiş. Buradan çıkalım arkadaşlar. Sonra sonucu uygulamaya girelim. Yardımcı dokunmatik diye. Yine reklam çıkıyor. Şarja takayım telefonu. Kapata tıklayalım. Yine ayarları yönlendiriyor. İzin vermemiz gereken bir menüye. Evet. Burada da sağda gözüktüğü gibi. Bunu indirince burada gözüküyor. Ben şu an kayıtlı olduğum için biraz takılma diye bir şey olabilir. Evet, düzene girelim arkadaşlar. Burada mesela Bluetooth yerine ne koyalım? Uçak koyalım. Uçak modu. Veri yerine ne yapalım? Sesi kız. Buradan kablosuz veri yapalım mesela. Şimdi kaydede tıklayalım sağ alttaki. Ve gördüğünüz gibi kaydedildi. El feneri açıp kapatalım. Gerçek zaten el feneri açılıyor. Sesi kıs mesela. Sesi kısıyor. Sonra sessiz sesli alıyor. Ama bunu şöyle ayarlardan yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, diğer başka bir şey de göstereceğim ayarlara girip. Evet, simgeler zaten değişmiş arkadaşlar. Apple'ın simgesi gibi olmuş iPhone'un. İşte ayarlar böyle değildi. Ama ayarlara girince kendi ayarlarına giriyorsunuz. Sadece ne desem üstü değişiyor. Nereye girecektik? Uygulamalar ve bildirimlere girelim. Buradan arkadaşlar 58 uygulamanın tümünü görüne girin. Size biraz daha değişik olabilir. Ekranı kilitle ve bildirimler. Bunu bildirimleri kapatın. Yani az önceki yüklediğimiz uygulamaların hepsini kapatın. Çünkü çok bildirim geliyor arkadaşlar. Buna aşağı gelelim. iOS Launcher. Onu da indirmiştik. Bunu da kapatalım. Sonra aşağı gelelim. Yardımcı dokunmatik. Bildirimler. Bunu da kapatalım. Daha ne kaldı? Bir tane daha bir şey kalmıştı. Kontrol merkezi. Bildirimler. Bunu da kapatalım.
ve daha bildirim gelmeyecek ve telefonunuz tam iPhone oldu ve kapatıp ben size bildirimleri de göstereceğim şimdi. Herhalde göstermiştim ama. Evet. Buradan gelen bildirimler çok güzel bir biçimde. Şifremi girelim ve şifre oluşturmayı da göstereceğim. Ben uygulamayı yeni indirdim ama önceden indirmiştim. Kullanıyorum zaten ben bu uygulamayı. Onun için otomatikman yükleniyor. Dur, burada şifre diye bir şey olacak. Ekranda mı oluyor acaba? Kilit ekranına geliyoruz. Ekranı kilitleye bildirimler. Şu. Buraya girelim. Ve burada şifre kod diye bir şey var. Siz bunun şifreyi değiştirmesiyle işte böyle olacak arkadaşlar. Böyle olacak. Yeni şifrenize giriyorum. 1453 çift 0. Böyle olacak arkadaşlar. Ve gerçekte şifreniz varsa, yani ayarlardaki şifreniz varsa hemen kaldırın. Yoksa iki tane şifre girmeye zorunda kalıyorsunuz. Sonra burada ne yapacaktık? iOS Launcher'a girip simgeleri de değiştirebiliyorsunuz. Mesela ben yanlış yere girmişim. iOS Launcher'a geri gir. Başka şey iOS. İzin ver. Buradan simge değiştirme diye bir şey var. İsterseniz kurumun ismini Safari de yapabilirsiniz. Ya, reklam da reklam. Buradan simgeleri de değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela ben Google nerede acaba Chrome? Buradaymış. Simgesini değiştirelim mesela. Bunu Safari yapalım. Bunu da Safari yapalım. Bunu geri Safari yapmayacağım. Google yapacağım bunu. Geri Google yapalım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, evet, Safari değil. Sağ altta zaten Safari işareti var. Ve arkadaşlar daha iyi bir şey göstereceğim size. Saati görüyor musunuz? Burada gerçek saati gösteriyor zaten. Girmeden önce. Normal iPhone'daki gibi. Evet arkadaşlar, işimiz bitti. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala like atıp abone olursanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.